Gelelim delikanlı Yılmaz Erdoğan'a. Kusura bakmasın. Evet. İnci tanelerinde Dilber'in, Hazar Ergüçlü'nün pavyon dansına Ramazan arası verilecek. Birsen Altıntaş'ın haberi. İşte böyle olur Yılmaz Beyciğim. İşte böyle olur Yılmaz Erdoğan Beyciğim. Madem sanat yapıtı bu, madem sanat yapıtı özgürlüğü söz konusu, koysana haberi. Yani sonradan reels mi yapacaksın? Tamam. Madem sanat yapıtı söz konusu, o zaman ödün vermeyeyim. Madem özgürlük söz konusu, burası laik ister. Madem bu ülkede örneğin Ramazan ayında bu tarz bir insanların dini duyarlılığını rahatsız edecek bir şey var. Madem var. İnsanların dini duyarlı olanlar yani 11 ay seksüel tırnak içinde pavyon dansı izliyorlar. Dinleri bozulmuyor da bir ay izleyince mi dinden çıkıyorlar? Ya da başka bir şey soracağım. Örneğin Alevilerin oruç zamanında, Alevilerin kutsal günlerinde o zaman acaba haberin olup da bunu kaldıracak mıydın? Ya da bir tek kişi bile rahatsız olsa, örneğin bir Ermeni vatandaşımız, bir Katolik, işte ne bileyim hangi inançtansa, ben inançla işim yok da, böyle olsa ne yapacağız? Ne yapacağız? İşte hiç kimse bana, bakın, hiç kimse bana Erdoğan, yani Yılmaz Erdoğan, efendim özgürlükler, efendim sanat, efendim demokrasi diye yutturmaya kalkmasın. Engin diyor ki Ramazan'da Ankara'daki pavyonlar açık. Ayrıca da pavyon meselesi yani bir yaratı paralel zamanlı gitmiyor ki. Bu, nerede kaldı senin çakma efendime söyleyeyim Yılmaz Güneyli'nin? Yılmaz Erdoğan nerede kaldı senin? Ama Ferhan abi doğru söylemişti. Yılmaz senden bir şey olmaz demişti. Göndermişti. Kimse kusura bakmasın. Kendini ben ağaç seviyorum, çiçek seviyorum, böcek seviyorum bilmem ne meselesine bize yutturmaya kalkma. Doğru değil. Mutlu olmak bilmem ne falan doğru değil. Arpa. Arpa nereden geliyor? Kanal D'de. Kanal Yılmaz cesaret etse Kanal D'nin sahibinin affedersiniz maçası sıkar mı? Sıkmaz. Hani sanat yapıtıydı bu? Kardeşim özel televizyonların özelliği ne? İzlemek istemeyen basar, izlemez. Şimdi bu ülkede yine yaşayacağız. Pek çok ilde öğle yemeği yemek isteyen insanlar bulamayacak. Yine bıçaklamalar olacak, yine dayak olacak, sokakta insanlara saldırılacak, kılık kıyafet meselelerine müdahale edilecek. Hani laik devlettik? Laik devleti boş verin. Hani insanız? Birbirimize saygı duymamız gerekmez mi? Dövdüğünüz insan, sövdüğünüz insan belki hasta, onu da geçtim yani laikliğin dışında. Belki başka bir inanç grubuna sahip. Olamaz mı yani? Şimdi böyle bir ortamda, böyle bir iklimde büyük kahraman. Bir şey söyleyeceğim arkadaşlar. Türkiye'de neden radikal tahammülsüz gösterisini yaptım ve neden ayakta kalsın istiyorum biliyor musunuz? Sırf bu yüzden. Çünkü Türkiye'de büyük bütün kurumlar sisteme ayak uydurmuş, eğlencelik işler yapıyorlar. İçinde bir cümle sözü yok, muhalif tavrı yok. Hele Yılmaz'ın çok uzun yıllardır yok. Ben BKM'nin çok büyük bir organizasyon olduğunu biliyorum. Necati Bey'le bir hukukumuz oluştu, saygı duyuyorum. Eyvallah. Ama abi bir tane yaralı parmağı işeyim be. Bir tane de yaralı parmağı işeyim be. Bir tane neymiş? Dilber dansı kalkacakmış Ramazan'da. Niye abi? Sanat yapıtı değil mi ya? Gerçek değil ki. Mış gibi yapıyorsunuz. İşte Ekrem Bey de o gün popülizm yapacağı için karşıyım. Ya Kandil'de bile milletvekillerinin çok önemli bir kısmını tanıyorum. Bırak Kandil mandil. Dinle uzaktan alakası yok. Hayırlı kandiller diyor. Ben buradan soruyorum. Din alimlerine hepsi de bilir. Kandil var mı İslamiyet'te? Neyi kutluyorsun? Olmayan bir şeyi kutluyorsun. Bu kadar tuhaf. Kandil diye dini bir şey yok arkadaşlar. Kandil diye bir şey yok. Yani yok. Bunu din alimlerinin tamamı anlattılar. Olmayan bir şeyde sahtekar politikacılar gönderiyorlar. İşte ne gönderiyor?
Berat Kandil'iniz bilmem kutlu olsun falan filan. Ha çok da merak ediyorum. Bu kadar göndermek hangi parayla gönderiyorsunuz acaba belediyeler? Babanızın parası mı bunlar? Halkın parasıyla gönderin. Çok seviyorsanız bizi telefon açın kendi cep telefonunuzdan. Enver'cim ben milletvekili Ahmet Mehmet Zartzurt, vatandaş Ahmet Recai, Kandil'in mübarek olsun de göreyim faturayı. Utanmanız yok be. İşte Yılmaz Erdoğan böyle, tamam mı? Bu Türkiye'de devrimci bilmem ne diye çıktı. Ekrem İmamoğlu da öyle. Kandil'de insanlara nefes aldırmıyor. O zaman Murat Kurum da şöyle gösterelim Murat Kurum Bey'i. İhtiyacım var gelip çalışıyorum ama yetseydi çalışmayacaktım. Bunu Sayın Cumhurbaşkanı iletirseniz teşekkür ederim. 20 senedir sizi savundum. Artık savunacak yüzüm yok. Utanıyorum insanlardan. Sen yine savunmaya Ebru Hanım İnşallah. Devam edeceksin. İnşallah. Beraber kazanacağız. Biz de Büyükşehir Belediyesi İnşallah. Olarak her türlü desteği ve ya Murat Kurum savunmaya devam ediyor. Bir kere hanımefendi 20 senede anca anlamış. Yani kavrama açısından biraz geç olmuş. Hem Murat Kurum da yine kazanacağız, birlikte kazanacağız. Birlikte kazanma şöyle oluyor hanımefendi. Murat Kurumlar kazanıyor, meclistekiler kazanıyor, bakanlar kazanıyor, AKP yandaşları kazanıyor, beşli çete kazanıyor, ihaleciler kazanıyor. Deresini savunan, ifade özgürlüğünü savunan, tarikat cemaatlerle mücadele eden, ormanını savunan içeri tıkılıyor, dayak yiyor, işsiz kalıyor, sürüm sürüm sürünüyor. Mevzu bu. Mevzu bu. Hanımefendiciğim, eğer siz gazeteciler sizin için mücadele ettiğinde oh olsun hepsi içeri girsin dediyseniz, insanlar deresini, suyunu, köyünü, toprağını savunmaya çalıştığında bana ne dediyseniz, ağaçlar kesildiğinde, orman yangınları olup da arkasından oteller olduğunda canıma değsin dediyseniz, bugün de Murat Kurum gelir, birlikte kazanıyoruz. Biz de Büyükşehir olarak destek veriyoruz diyor. Ya iktidar sende. İktidar sende, kurum. Allah'ım ya Rabbi.